Merhabalar. Kerim'le birlikte bir müzik dinleme ve video izleme programı olan ama bunun çok daha ötesinde özelliklere sahip Pod Player programından bahsedeceğiz. Pod Player'ın özellikle görme engelliler açısından kullanımını anlatmaya çalışacağız. Kanalımızda müzik çalışmalarımızın dışında eğitim videoları da yer alıyor. Videolarımızdan hızlıca haberdar olmak için abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı öneririz. PodPlayer bir müzik çalar. Bilgisayarımıza kurduk. Masa üstünden açıyoruz. PodPlayer 64 bit 4/30. PodPlayer. Evet, PodPlayer sadece bir müzik çalar değil, aynı zamanda bir video izleme programı. Hem farklı türlerdeki ses dosyalarını hem de birçok farklı türdeki video dosyasını bu programla rahatlıkla izleyebiliyoruz. Kodek sorunu olmadan. Bunun dışında programın önemli bir işlevi daha var. PLS ve benzeri uzantılı radyo dosyalarını açabiliyoruz bu programla. Sadece radyo programları değil, televizyon yayınlarını da takip ediyoruz. YouTube videolarını da izleyebiliyoruz PodPlayer'la. Bu da güzel bir imkan. YouTube'daki linkleri programın içerisinde URL bölümüne yapıştırdıktan sonra enter'lıyoruz ve video izleyebiliyoruz. PodPlayer'ın birçok avantajı var. Bu bahsettiğimiz birçok özellik örneğin Winamp'ta tam olarak mevcut değil. Şimdi bir başka avantajından daha bahsedeceğim size. Kitap dinlerken bizim için en önemli şey nedir? O kitabın ayrımlarında neresinde kaldığımızın not edilmesidir. Winamp'ta mesela bununla ilgili çok net bir şey yoktu. Bir JAWS eklentisi veya Scribe'ı vardı ama onun dışında pek fazla kendi içerisinden bir şey yoktu. PodPlayer bütün bu imkanları kendi içerisinde sağlıyor. Buna kalınan yeri hatırlama özelliği diyebiliriz. Şimdi ben buradan bir ses dosyasını açmak istiyorum. X. Pod Player. X. Romantizmin ışığı. 001 Clara MP3 seçili değil. Seçili. Evet, enter'layarak bir bölümü açtık şimdi PodPlayer'la. PodPlayer'ı dinlemek için boşluk tuşuna Luna yapımcısı disip. basıyoruz. Durdurmak için evet yine boşluk tuşu. Bu da bir avantaj aslında. Örneğin Winamp'ta durdurma yani yarı stop, pause işlemini C harfiyle yapabiliyorduk. Burada boşluk tuşu çok daha büyük kolaylık tabii ki. Dosyanın başına gitmek için backspace tuşuna basıyoruz. Ayrım 1. Bu kitap Kadık. Bakın. Shift ile birlikte backspace tuşlarını birlikte bastığımızda bu kez dosyanın sonuna gidiyoruz. Son 30 saniye. Sol ok ve sağ ok tuşları da geri ve ileri sarmayı sağlıyor. Her basışımızda 5 saniye geri ya da 5 saniye ileri. Shift sağ ok ve Shift sol ok tuşları da birer dakikalık bölümler halinde ileri ya da geri sarmayı sağlıyor. Sanıyorum kontrol sağ ok ya da kontrol sol okla da bir geri gitmede süre daha fazla oluyor ama o bazen çalışmayabiliyor bazı bilgisayarlarda. Şimdilik onu sadece not etmiş olalım. Dosya geçmek, örneğin birinci ayrımdan ikinci ayrıma geçmek istersek page down ve page up tuşlarını kullanıyoruz. Bakın dinlerken Ben parmağım. PodPlayer 002 Friedrich Wieck. PodPlayer 003 Lara MP3 PodPlayer. PodPlayer Clara 004 Lara MP. Bakın. PodPlayer 005 Lara MP3. Şimdi bu programın çok önemli bir özelliği var. Özellikle kitap dinlerken dosya üzerinde yani bir ayrımda kaldığı yeri hatırlıyor. Bunun için ayarlardan küçücük bir işlem yapmamız gerekiyor. Program kapatıldığında o dosyanın üzerinde hangi dakika ve saniyedeysek açtığımızda aynı yerden geliyor. Eğer başını almak istersek tabii ki backspace tuşuna basabiliriz. Yukarı ve aşağı ok tuşları ses açma ve ses kısma. Bakın, Bir belge olarak düşünmüyorum. kısıyorum. Yazdıklarının Kapandı. Yukarı okla açıyorum. sürecine yapacağı olumlu etkiyi de hesaba katıyor olmalı. PodPlayer'imize sağladığı yine bir kolaylık var. Bazı programlarda üst okla açtığımızda eğer ses kaydı düşükse yeterince bir volüm sağlamaz. PodPlayer ise bu konuda oldukça büyük bir kolaylık sağlıyor. Çok düşük sesli bir kayıt dinliyor bile olsak üst okla açtığımızda biraz da zorlama özelliğini kullanarak ki o da shift ile yapılıyor. Shift üst okla yapılıyor.
farklıydı. Bakın. Hangi parçaları ilk ne zaman çaldığı, teknik becerisinin ne? Evet, zorlama imkanı veriyor. Sesin ses şiddetini artırmak ve zorlamak imkanını. Çoğu zaman çok düşük sesli bir dosyayı açtığımızda pod player kendi kendine de o dosyanın sesini dinlerken yükseltebiliyor. Bu kompresör işlemidir aslında. Kompresör özelliğidir. Pod player bu özelliğe sahip. Bu özellik zaman zaman gereksiz ya da fazla gelirse bunun kapatılabilmesi gerekir. Bunu lütfen ayarlardan kontrol ediniz. Pod player'ın dinleme sırasında bize sağladığı önemli bir özellik hızlandırma ya da yavaşlatma özelliği. Hızlandırma ve yavaşlatmak için X, C ve Z tuşlarını kullanıyoruz. Dinleyelim. Bu satırlarda kayıt altına alınmıştı. Şimdi X'e basıyorum. Günlükte yazılanlara göre 1827. Gördüğünüz gibi X'le yavaşlatmış oldum. Tekrar bu kez C ile. C gelindiğinde müzik kulağı iyi gelişmiş. Uyduğu parçaların tonalitesini hemen söyleyebilir hale gelmişti. Armoni konusunda da epey yollanmış. Evet. Tuşesi bile sağlamadı. C ile de yükseltiyoruz hızı. Klavyenin ağzından. Peki normal şekilde döndürmek için. Normal hızla döndürmek için hangi tuş? Z. Sürü güzel şey çalabiliyorum. Dönemin tanınmış piyano bestecilerinin yapıtlarını. Bu kadar kolay. Hızlandırma ya da yavaşlatma ayarları kalıcı. Programı kapattığımız zaman bu ayarlar aynen kaydedilmiş oluyor. Tekrar açtığımızda aynen geliyor. Bu yüzden programdan çıkmadan önce normal şeklinde getirmenizi öneririz. Pod Player birden fazla dosya ve birden fazla pencere açma imkanını veriyor aynı anda. Bunun şöyle bir avantajı oluyor. Mesela bir şarkı açtınız. O şarkıyı dinliyorsunuz. Diğer bir pencerede bir başka parçayı, hatta başka bir videoyu izleme imkanınız oluyor. Ondan ona geçebiliyorsunuz. Diğerinden diğerine rahatlıkla geçip kaldığı yerden devam ettirebiliyorsunuz. Pod Player'la radyo yayınlarını ve televizyon yayınlarını izleyebildiğimizi söylemiştik. Bunun için hazırlanmış dosyalar var. Örneğin PLS veya M3 uzantılı dosyalar radyo dosyalarıdır. Bakın ben şimdi buradan TRT 1 Radyo M3U20/25. TRT Radyo 1'i açıyorum. Evet, oyuncular kenarda kendilerinin korunduğunu şu anda hissetmeleri TRT lazım. Radyo 1'i çalmaya başladı Pod Player'le. Burada da yine boşluk tuşuyla yayını durdurabiliyorum. Yani akışı izlemeyi durdurabiliyorum. Tabii ileri geri tuşları burada sağlıklı çalışmaz. Ama yukarı aşağı tuşlarıyla yine sesi açmak kısmak mümkün. Ve burada çok önemli bir şey. Radyo yayınını kaydedebiliyoruz. Bunun kısa yol tuşu Shift G. Yayın devam ederken Shift G'ye bastıktan sonra bir sayfa açılıyor ve bu sayfada hem kaydetme ayarları var. Nereye kaydedeceğiz, hangi kalitede kaydedeceğiz ve aynı zamanda başlat ve bitir tuşları görünüyor. Televizyon programlarını da izleyebildiğimizi söylemiştik. Ona da bir örnek verelim. Pod Player ile TRT2'yi izlemek istiyorum. TRT2 M3U8 dosyasının üstüne geldim. Bağlam menü aç A, Skype, Window, paylaşım P, birlikte aç, şuna erişim, bir, Pod Player, 60, PLS M3U pencere, TRT 2, Pod Player, Master 720 metre 3U8. Bu adaylığı alması çok önemli bir durum tabii ki. Evet, televizyon yine başladı. Şu anda ekranda görüntü de var. Bu yayını da kaydedebiliyorum. Bu yayını kaydetmek için de sanıyorum Ctrl Shift A tuşlarını kullanmamız gerekiyordu. Bunu epeydir yapmadım ama yani radyodan yayın dinlerken o yayını kaydetmekle, ses kaydıyla televizyondan bir görüntüyü izlerken kayıt yapmak arasında bir fark var. Böyle bir fark var. Şimdi müzisyenler için büyük bir kolaylık sağlıyor Pod Player. Bir parçayı çalarken tonunu yükseltmek ya da düşürmek. Oktavını değiştirmek diyebiliriz buna. Ya da diğer adıyla müzisyenlerin söylediği ifadesiyle transpoze. Bunun kısa yol tuşlarını söyleyeyim. Shift H, Shift J ve Shift K. Shift H ile tonu düşürüyoruz. Bakalım deneyelim. Shift H'ye basıyorum. Şimdi de tonu yükseltmek istiyorum. Bu kez Shift J basıyorum. Her basışta bakın belli miktarda yükseliyor.
Şimdi de normale döndürmek istiyorum ve Shift K. Bu özellik kalıcı arkadaşlar. Yani kalıcı dememin sebebi şu. Programdan çıkarsanız ve tekrar girdiğiniz takdirde aynı yerde kalmış oluyor. Yüksekse yüksekte kalmış oluyor. Düşürdüyseniz düşükte. O yüzden çıkmadan evvel programdan bu ayarı normal kendi sıfır konumuna getirmenizi öneririm. Ve bu transpoze olayı bir şarkıyı bu programdan dinleyerek öğreniyorsanız, onunla beraber söyleyecekseniz mesela çok işinize yarar. Eğer solist size göre tiz yerden okumuşsa, siz bunu biraz düşürdüğünüz zaman, transpoze ettiğiniz zaman kalına doğru, sizin rahat söyleyebileceğiniz yerden birlikte söyleme imkanı kazanırsınız. Keza enstrümantal bir eser çalışılırken de sizin istediğiniz mandolinde, gitarla, kemanla daha kolay çalabileceğiniz bir tona çekebilirsiniz. Biz bunu Kerim'le çok sık kullanıyoruz örneğin. Bu özellikler müzisyenler için çok büyük avantaj. Podplayer'ın yine müzik severlere sağladığı bir imkan daha var. Karaoke yapmak. Karaoke'de biliyorsunuz şarkıyı çıkartıp alttaki müziğin kalması ve onun üzerine bizim şarkıyı kendimizin okuması söz konusu oluyor. Bunu ben denemedim ama karaoke'nin kısa yol tuşu Shift V, vokalden geliyor tahmin ediyorum. Shift V ile vokali yok etmek. Bir daha Shift V basarsanız tekrar vokali getiriyorsunuz. Bu çok sağlıklı çalışıyor mu çalışmıyor mu emin değilim ama isteyenler deneyebilirler. Dikkat edin sevgili arkadaşlar. SoundForge kullanıyorsanız bunu bileceksiniz mutlaka. SoundForge'da transpoze, yukarı aşağı tonu yükseltme, inceltme ve yine karaoke yapmak, vokali remove etmek yani çıkartmak gibi bir takım özellikler vardı. Bunları Podplayer bize gerçek zamanlı olarak getiriyor. Bir özelliğimiz daha var. Sanıyorum Shift R ile reverb verebiliyoruz parçaya. Ama bunun için bazı ayarların yapılmış olması gerekiyor. Hemen Shift R'ye bastığınızda reverb gelmeyebiliyor. Reverb'ün manasını da söyleyelim. Hamam ekosu yani yankı vermek sese. Bu biliyorsunuz müzisyenlerin kayıt sırasında stüdyolarda kullandığı bir efekt. Podplayer'ı açtığımızda menüye nasıl gireceğiz? Çeşitli ayarları yapmak için mutlaka bir menüye girmemiz gerekir. Burada alt tuşu çalışmıyor sevgili arkadaşlar. Hemen baştan söyleyeyim. Uygulama tuşu ve daha da geniş kapsamlı bir ayarlar yapacaksak F5. Evet. F5 bastığımızda tercihler 231.220. Bakın tercihler geliyor. Tercihler ayarlar aynı zamanda ayarlar demek. Ve Türkçe gayet güzel, çok ayrıntılı şekilde bir ayar sistemi sağlanmış. Burada tab tuşuyla kontrol sekmesi. Bakın geliyoruz. Ağaç sistemi diyoruz buna. Aşağı okla 1.5x video çıkış boyu 2.0x video. Bakın böyle bir sürü ayarla bir çalışma zamanında varsayılan pencere bir çalış varsayılan 1.5x 1.0. Yani bunu iyice araştırmak gerekiyor sevgili arkadaşlar. Tab'la aşağı okla yukarı okla gezip buradan bir sürü ayar yapabiliyoruz. Podplayer'ın çok önemli ayarları buradan yapılıyor. Escape'le çıkıyoruz buradan. Sazlar çalınır MP3 pot. Bazı kısa yol tuşlarını da söyleyelim. Ctrl O dosya açma. Bunu F3 ile de yapabiliyoruz. Lütfen bir klasör seç Podplayer. Ctrl U URL açmak. F2 tuşuna basarsak klasör açma imkanı veriyor bize. Ayrıca bir şarkının üzerine gidip Enter'ladığımızda eğer sizin varsayılan MP3 ya da ses dosyası çalma programınız Podplayer ise Podplayer doğrudan doğruya açılıp ön plana gelecek şekilde size çalma imkanını veriyor. Bir klasörün üzerindeysek yine uygulama tuşumuza bastığımızda aşağı doğru indiğimizde okla Podplayer'la çal gibi bir ya da Podplayer listesine ekle gibi seçenekler görüp bunlardan da yine ses dosyalarını dinlemek için yararlanabiliriz. Sevgili arkadaşlar bu komutlar zaman zaman uygulama tuşuna girsek de yer almayabiliyor. Menüye girmemiş olabiliyor. Ancak bunlar sonradan eklenebiliyor. F5 ile gireceğimiz genel ayarlarda, tercihlerde birçok ayarlar olduğunu söylemiştim ben. Buradan Podplayer'ın çalma özelliğini dosya gezginine yani uygulama tuşumuzdaki o kısa menüye ekleyebiliyoruz. M
harfine basarsak çalmakta olan müziği sustururuz. Yani mood özelliği. Bakın deneyelim bunu. M harfine bastım, sustu ama akmaya devam ediyor şarkı. Tekrar bastım, açıldı. Sevgili arkadaşlar, parçanın hangi anında olduğumuzu öğrenmek de kolay Podplayer'da. Bunu eğer NVDA ekran okuyucusu kullanıyorsak NVDA End tuşlarını birlikte basarak yapabiliyoruz. Bakın. 1 dakika, 19 saniye, 3 dakika, 48 saniye. 1 dakika 18, 19. saniyedeymişiz. Parçanın uzunluğunu da daha sonra söyledi. Eğer JAWS kullanıyorsanız bunu Numeric Keypad'teki tuşlardan kullanmak üzere yine Insert Numeric 3 ile yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde hem bulunduğunuz noktayı ve aynı zamanda parçanın uzunluğunu bir defa da size söyleyecektir. Ctrl S fotoğraf yakalama imkanı veriyor videolarda. G harfine bastığımızda tek başına G zamana atlama. Bu Winamp'ta da vardı sevgili arkadaşlar, hatırlayanlar olur eminim, kullananlar çok olmuştur. Ctrl J idi orada. Burada sadece G. Zaman kareye atla, iletişim kutusu 1 dakika 19 saniye 511 0 0 nokta. Bakın zamana ve kareye atlama diyor. Çünkü bu program aynı zamanda videoda izletebildiği için. İster video izlerken, ister müzik ya da kitap dinlerken G tuşuna bastığımızda, G harfine bastığımızda bize ileriye geriye bir zamana atlama imkanı veriyor. Burada taplarla gezerek atla düğmesi. Bakın bir atla düğmesini buluyorum. A 1 dakika 19 saniye 1 dakika 19 saniye. Dakika sanıyorum saat, dakika ve saniye cinsinden yazılıyor. Sonra da yazdıktan sonra A 1 dakika atla düğmesi. Atla düğmesine gelip basılır. Boşluk tuşuna basmak gerekiyor. Podplayer'ın equalizer'ları da var. Bunu audio ayarlarından görebilirsiniz. Yani orada hazırlanmış sistemler de var. Ne bileyim, klasik dinlemek, pop dinlemek, rock gibi bazı hazır preset dediğimiz müzik dinleme equalizer sistemleri de söz konusu orada. Shift E equalizer'a girmek için kullanılıyor. Bu arada Shift D ile gürültü azaltma özelliğini de aktive edebiliyoruz. Bu arada önemli bir noktaya değinmek istiyoruz. Zaman zaman ayarlar karışık olduğu için bir şeyleri bozabiliyoruz Podplayer'ın ayarlarından. Şimdi bunu düzeltemediğimiz takdirde hani en kötü ihtimalle yapabileceğiniz bir şey var. Ayarları sıfırlamak. Onun için F5 ile tercihlere girdikten sonra tercihler 2 yazı alanı seçim kutusu uygula düğmesi iptal düğmesi tamam düğmesi alt T ayarları çıkar düğmesi sıfırla düğmesi alt S. Bakın Shift tapla geri geldiğim zaman sıfırla diye bir düğme var, oradan yapılıyor bu. Ayarları ini uzantılı bir dosyaya kaydedip başka bilgisayarlarda kullanmak da mümkün. Programın timer yani zamanlayıcı özelliği de var. İsterseniz belli bir zaman sonunda otomatik olarak programın kapanmasını, hatta bilgisayarın kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu da tercihlerden yapılıyor. Bunun detayını siz araştırarak bulabilirsiniz. Podplayer'ın menüleri arasında erişilebilirlik diye bir bölüm var. Bunu aktive edersek program birçok işlemi sesli olarak ayrıca kendisi söylüyor. Yani ekran okucunun dışında. Ancak bu menüyü aktive etmenizi çok da tavsiye etmiyoruz. Çünkü çok fazla konuşuyor program. Podplayer ile film izleyebildiğimizi söylemiştik. Gerekli ayarları yaparsak ve SRT dosyasını bulup film dosyasıyla aynı klasöre bu SRT dosyasını koyarsak filmleri altyazılı olarak da izleyebiliyoruz. Kıymetli arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Podplayer Medya Çalar uygulamasını anlatmaya çalıştık. Umarım sizlere yararlı olur. Hepinize iyi günler diliyorum.